Selamu aleyküm. Ey müminler. Mümin temiz insandır. İman insana hem temizlik verir, hem güzellik verir, hem dünyaları mamur olur, hem ahiretleri mamur olur. Bu sabah namazından sonra birkaç kelime söylemeye bazen izin verilir de bir sohbet edelim deriz. Evvelül emir derim euzü billahi mineşşeytanirracim. Şeytan euzu çekilen meclisten kaçar. Sevmez onu. Sevmez, kaçar. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Allah bizi şeytan şerrinden muhafaza eylesin. Cinlilerden şeytan var, insanlardan da şeytan var. Ama ikisinin de şerrinden bizi muhafaza eylesin. Amin. Evet. Allah'ın zikredelim evvela, vacib oldur cümle işte her kula. Allah'ın herkine oldu evvelana, her işi asan eder Allah'ına. Bak ne güzel. Mübarekler, müminler ne güzel söylüyor. Allah adım zikredelim evvela. Cenab-ı Mevla'nın ismi şerifini andıktan sonra meclisimiz güzel olur. Temiz olur. Allah'ın zikri olan meclise şeytan yaklaşmaz. Onun için Allah adın zikredelim evvela. Mevlid-i Şerif talim ediyor. Bismillahirrahmanirrahim deyiniz. Eskiden çocukları hocalar okuturdu. Ne okuturdu? Bilinmesi gereken şeyi kendisine dünya hayatında fayda verecek bir şeyleri öğretirlerdi. Şimdikiler ne dünyaya yarayan, ne ahireti zaten inkar etmişler, kitaplarından, mekteplerinden kaldırmışlar. Onun için hayır etmiyorlar. Ne için yaşıyoruz? Kimin için yaşıyoruz? Ne yapmamız lazımdır? Ne etmemiz lazımdır? Yani faydalı olan bir şey. Kendisi için de, anası babası için de, cemaati için de, İslam ümmeti için de yarayan şey nedir onu öğreteceksin. Eskiden camilerin her caminin bir imam odası vardı ve talebeleri o odada öğrenilecek şeyi talim ederlerdi. Bismillahirrahmanirrahim dedi. İlk öğretilen Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimizin ismini anıyoruz. Ne güzel. Ne güzel. Ne şeref. Şimdiki insanlarda şeref kalmamış. Ne için? Allah'ı bırakıp da başka yerden şeref arıyorlar. Allah bir kimseye şeref vermedikten sonra seni okumanın ne faydası var? Onun için ne okuyacağını biliyorum. Ne okutacağını biliyorum. Ne öğretebilir, ne öğrenebilir. Şimdiki bir sürü efendim, herkes her mahalledeki camilerinde çocukları okuturlardı. Bir insan her şeyi öğrenemez. İmkanı yok. Bizim öğrenmemiz vacip olan nedir? Bize bu dünya hayatında lüzum eden neyse onu öğretmektir. İnsan sorar, efendim, ben kimim? Beni kim yarattı? Ne için yarattı? Ne yapacağım? Ne edeceğim? Sorar. Onun için ilk mektebe başlarken alayla çocuğu götürürlerdi. Rahlen üzerinde Kur'an-ı Kerim başlarında çocuklar ilahi okuyaraktan mektebe başlarlardı. Maneviyat ne güzeldir. Ve ilk öğretilen çocuğa Bismillahirrahmanirrahim. Bu ismi celalim okutmasıyla o çocuğun kalbine iman girer, muhabbet girer, rahatlık gelir, gökyüzünden üzerinden nur iner. Onun için biz ilk sözümüz Allah adın olsun. Allah adın zikredelim evvela. Mevlid-i Şerif'i bu tarafa atıyor şimdikiler. Çok biliyor gibi. Mevlid-i Şerif'in yalnız bu iki mısrağı insana yetişir artar. Allah adını zikredelim evvela. Cenab-ı Hakk'ın ismi celalini zikredelim. Söyle bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Çocuğa ilk öğretilen buydu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah adın olsa her işin önü, herkese ter olmaya anın sonu. Bir işin başlangıcı Allah-u Zülcelal'in ismiyle olsa, Bismillahirrahmanirrahim desen,
Ama hadi izin verin evvela vacib olduğunuz. Her kim ama Allah'ın ismini zikreder, olmaya onun işi eter. Yani o insan Allah ismini anıp da bir işe başlasa eter dediği kısırdır. Yani neticesizdir. Buğda eker, efendim, başağı dolmaz. Yani buğday tanesi olmaz. Çünkü sır Cenab-ı Hak'tan onlara ismi celali andığı vakitinde ondan gelir ve o buğday veyahut başka hububat hepsi de Allah ismi şerifiyle dolar. Kuvvetlenir. Değilse samandır. Besmele ile olursa buğday tanesidir. Doldurur onu Cenab-ı Hak. Buğdayı da, arpayı da, burçağı da, ılafı da hepsini kemaline erdiren nedir? Yağmur değil. Güneş değil. Allah-u Zülcelal'in ismi celalidir. Bismillahirrahmanirrahim dediğinde her şey kemalini bulur. Besmelesiz işin neticesi yok etter dediği kısır. Kısır. Kısır insan evladı olmaz. Siz ne yaparsa neticesi yoktur. Onun için Besmele-i Şerife'nin üzerinde duruluyor şimdi. Çünkü insanlara kuvvet veren Besmele-i Şerife'dir. Ne topu ne tüfengi değildir. Alıştıracağın Bismillahirrahmanirrahim de koy, hedefe vurur. Değilse hedef başka yerde, efendim, topun atıldığı yer başka yerde olur. Top başka yere atar, efendim, hedefin üzerine düşmez. Hedefi hedefleyen insan Bismillahirrahmanirrahim desin. Abu bile avlarken de diyor besmele çek. Lüzumsuz yere hayvanlara musallat olma. Avcı başka hayatı olmayan kimselere avlanmak halaldır. Lakin eğlence için avcılık haramdır. Bir gün başına vururlar. Bir gün çocuklarına gelir. Bırak. Yiyeceği, içeceği varken avlanmaya çıkma. Avlanma bir oyuncak oldu. Oynamaya gelmedik ki dünyaya. Yok. En şerefli mahluk insandır. Eşrefli mahlukat. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahlukatın bunlar yaratık der. Yaratık diyelim. En şereflisi insandır. Şerefi neylendir? Cenab-ı Hak onlara hitap etmiştir. Kendisine secde ettirmiştir. Allahu Ekber.
secde et Cenab-ı Hakk'a. Korkma, şerefin artar. O zaman her şeyi bozmuş, şeytan bırakmıyor. Evet, filan kimsenin adına, filan kimse ne oldu be, toprak oldu, gitti. Ne faydası var sana? Faydası olsa kendisi olurdu da ölmezdi. Yaşatan var. Sonra öldüren de var. İnsan kendi yerine yaşayamaz. Onu yaşatan var. Kendi yerine de dünyadan gitmek istemez. Ama ruhunu kabzeden kudret sahibi var. Ruhu verdiği gibi alıyor. Allah'ı tazim edeceksin. Bileceksin. Diyeceksin Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim demedikleri için hepsi efendim böyle boş, boş başak. Hiç içerisinde bir şey yok. Saman. Samanı hayvanlar ya. İnsana tane lazım. Tane yok. Şimdi kilerinde. Madem ki besmeleyle başlamazlar, hiçbir işleri yürümez. Etter. Kısır kalır. Söyle, alıştır ilk. Bismillahirrahmanirrahim. Her gece ve her gün damadım ve torunum her gece yangın çıkar. Bu akşamdan geldi bana. Her gece her bir yerden yangın çıkar. Akşam da söylemişler ki Galatasaray lisesi yanmış. Allah Allah. İşittin mi onu? En sonunda haberde. Beyoğlu'na girerken sağ taraftaki muazzam bina. Kül oldu diyor. Ya boyuna yangın geliyor Türkiye. O vakit bize bir işaret oldu da